Bir ananın iki oğlu, bir amalın iki kolu. O da ulu, bu da ulu, Azerbaycan, Türkiye. İyi akşamlar sevgili seyirciler. TRT Avaz kanalı ve İçtimai Televizyonu'nun ortak organizasyonuyla Kafkas İslam Ordusu anısına düzenlenen Vefa Konseri'ne hoş geldiniz. İstəkli qonaqlar, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasından canlı olaraq TRT Avaz və İctimai Televiziya ilə yayımlanan gecəmizdə sizi, dəyərli müsafirlərimizi aramızda görməkdən çox məmnunuq. Öncə rica etsək, buradan türk qardaşlarımıza, böyük türk dünyasına sevgi və salamlarımızı alqışlarımızla yollaya bilərikmi? Kıymetli misafirlerimiz, Enver Paşa Komutası'nda 1918'de kurulmuş Kafkas İslam Ordusu, Nuri Paşa'nın öncülüğünde Azerbaycan'a ulaşmak için çok acele ediyordu. Çünkü burada kendilerini dört gözle bekleyen kardeşleri vardı. Çünkü vefalı kardeşlerine vefa borçları vardı. Çanakkale zaferinde yardımını esirgemeyen canlara candan bir yardım gerekiyordu. Çünkü burada Bolşevik güçler Ermeni ve Daşnak çetelerce ablukaya alınmış bir şehir vardı. Çünkü burada yakın tarihte binlerce soydaşını kaybetmiş bir ülke umutla bekliyordu. O geldi. Geldi ve öz misyasını layıkınca yerine getirdi. Kafkas İslam Ordusu'nun Bakı'ya gelişiyle Bakı'ya ümit geldi. Sevinç geldi. Kardeşe o an için lazım olan kardeş ihtiyacı geldi. Kardeş desteği geldi. Gelebe geldi. Minlerle Azerbaycanlının katledildiği Bakı soygırmına son koyuldu. Bakı azadlığa kavuştu. Böyle bir elamettar hadisenin 100. ilinde Bakı öz vefa borcunu Türk kardeşlerine ötürür. Büyük gururla Üzeyir Hacıbeyli adına Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nı selamlıyoruz. Azerbaycan Devlet Sanatçısı Orkestra Şefi Yalçın Adı Gözelov'u alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Aziz dostlar, bugün aynı zamanda büyük Atatürk'ün ölümünün 80. yıl dönümüdür. Türk'ün atası Atatürk, Azerbaycanlı kardeşlerini Türkiye Türklerinden hiç ayırmayıp, Atatürk deyirdi ki, Azerbaycanlıların derdi derdimiz, sevinci sevincimiz olduğu için onların muradlarına nail olmaları, hür ve müstəqil olarak yaşamaları bizi pek ziyade sevindirir. Onun bu fikirleri Azerbaycan'a ve Azerbaycanlılara bakışını açık şekilde sergiliyor. Ulu Önder Haydar Aliyev, Türkiye ve Atatürk için aynı yüksek duyguları beslemiş ve şöyle demiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün şahsiyeti öylesine değerlidir ki, kurduğu Türkiye Cumhuriyeti hem Türkiye için, hem bütün Türk dünyası için, hem de bütün dünya için önemlidir. Zira eseri yaşamaktadır. Konsertimize başlamadan önce, başta büyük Atatürk ve Ulu Önder Heydar Aliyev olmakla, vətən uğrunda hayatını kurban veren şehitlerimizin aziz hatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmeye davet edirik. Ardından ise Azerbaycan'ın ve Türkiye'nin devlet himinlerini seslendirecek.
izleyiciler, Vefa konserimizde Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası ile beraber Azerbaycan Devlet Korosu da sahne alıyor. Koronun yönetmeni Gülbacı İmanova'dır. Konsert programında çok değerli solistlerimiz Azer Zeynalov, Nesrin Gönüldağ, İlham Nəzərov, Aynur İskenderli, Ceyla Seyidova, Orhan Cəlilov, Coşkun Sadıqov, Nigar Cəlilova, Orhan Zeynalov sizin karşınızda çıxış edəcək. Gecəmizdə Üzeyir Hacıbəyli, Asəf Zeynallı, Vasif Adıgözəlov, Muammer Sun, Emin Sabitoğlu və Aygün Səmədzadənin musiqiləri səslənəcək. Beləcə konsertimizə başlayırıq.
coşmuştu yüreğim, ağrıyan başım. Zulümkar olmuşsan akıdıp yaşım. Ey güzel vetenim, ey dağım taşım, ey güzel vetenim, ey dağım taşım. Bir sazım olsaydı söylerdim sana, söylerdim sana Azerbaycan'a. Bir sazım olsaydı söylerdim sana, söylerdim sana Azerbaycan'a. Kesmişti yolumu geçilmez dağlar, benimle beraber ormanlar ağlar. Ey göz işledikçe görünen dağlar, ey göz işledikçe görünen bağlar. Eh dile bir salam gönderdim sana, gönderdim sana Azerbaycan'a. Eh dile sana gönderdim sana, gönderdim sana Azerbaycan'a. Azerbaycan, Azerbaycan.
dağlardan zəfər topları Bürüdü eller əsker bismillah Orhan sarayında çiçekli bir biz Bekliyor bizleri zəfər bismillah Sen durma geldik gelelim Senin için atılır
vermişəm gençlik bağım bir gülü çiçeği dermerim sensiz tam aldım ömrümü oğlan çağına bir bağa bahçaya Sen dermişem gençlik bağına bir gülü çiçeği dermerem sensiz kam aldım ömrümün oğlan çağına bir bağa bahçaya girmerem sensiz Şükriye taleyim şükür Hudaya gördüğüm doğru mu yoksa bir rüya dolu yüreğime Budadılı hülya Yaşayabilmerem Bir kere sensiz Şükriye taleyim Şükür Hudaya Gördüğüm doğru mu Yoksa bir Yaşayabilmerem bir kere sensiz Seninle gezerim elden ele hemen bataram çıkaram selden silemem düşerem ağza dilden dilemem yaşayabilmerem Seninle gezerim elden ele hemen bataram çıkaram selden silemem düşerem ağza dilden dilemem yaşayabilmerem bir kere sensiz Şükriye taleyim Şükür Hudaya Gördüğüm doğru mu Yoksa bir rüya Dolu yüreğime Budadılı hülya Yaşayabilmerem bir kere sensiz Şükriye talim Şükür Hudaya Gördüğüm
Thank you.
Şu bürüşmüş ellerinde ödenilmiş bir kuvvet var. Ne zaman ki feste könül ölgün düşür, inleyer ağlar. Fırtına Ey Aziz Ana.
Konuşmayayım.
Türk yurdudur bu toprak. Oğuzların, Elhanların vatanında kimdir bak? Bu dünyada azatlığı şan şöhretten üstün tut. Alçaklığı, yaltaklığı, rezilliği sen unut. Nece susum konuşmayım, men eyleyim heyanet. Hanı sevgi, hanı vatan, de harda kaldı millet. Men bir gulam, yerim altın, suyum gümüş, özüm ağaç. Atam mahkum, anam sahil, elim her şeye möhtaç. Men Türk evladıyam, derin aklım, zekam var. Ne vahtacan çiğnimizde gezecektir yağdılar. Ne kadar ki hakimlik var, mahkumluk var, men varam. Zulme karşı isyan karam, ezilsem de susmaram. Büyük Ahmet Cavad'ın sihirli ve sevimli misraları. Yeri gelmişken Türk sənət dünyasına xidmət edən, onu musiqiləriylə, sətirləriylə, elmi ilə gözəlləşdirən, zənginləşdirən bütün sənət sahiblərini ehtiramla anırıq. Sevgili seyircilerimiz, Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçisi Sayın Erkan Özoral'ı sahneye davet ediyorum. Değerli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İzninizle sözlerime bundan iki gün önce kaybettiğimiz Azerbaycan'ın büyük sanatçısı Amalia Penahova'yı anarak başlamak istiyorum. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün aynı zamanda dünyanın gördüğü ve belki de bundan sonra da bir daha göremeyeceği en büyük dahilerinden birinin ölüm yıldönümü. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü. Kendisini bu vesileyle de rahmetle, saygıyla ve minnetle anmak istiyorum. Bugün gerçekten de sonuna yaklaşmış olmakla birlikte muhteşem bir konser izliyoruz. Bu konserin yapımında emeği geçen, hazırlanmasında emeği geçen, başta değerli orkestra şefimiz Sayın Yalçın Adıgüzelova, orkestramızın, koromuzun değerli mensuplarına teker teker şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Yalçın Bey'in bu konseri hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da gerçekleştirmek için aylardır nasıl çaba harcadığını çok yakından biliyorum. Ve sonunda ortaya bu muhteşem eser çıktı. Tabii ki bu muhteşem eserin yayınlanmasında hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da seyirciye ulaştırılmasında TRT'nin ve İctimai Televizyon'un çok büyük emeği var. Başta Sayın Genel Müdürler olmak üzere onlara da şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. Değerli konuklar, Türkiye ile Azerbaycan neden iki devlet bir millet dendiğinde bunun cevabını en kısa şekilde verebileceğimiz en güzel örnek Kafkas İslam Ordusu'dur. 1918 yılında artık Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna yaklaştığımız bir dönemde Osmanlı İmparatorluğu kendisi neredeyse bir ölüm kalım mücadelesi verirken Azerbaycanlı kardeşlerinin çağrısı üzerine cephelerden en iyi askerlerini çekerek buraya gönderdi. Çünkü bugün olduğu gibi o zaman da Azerbaycan da bizim vatanımızdı. Vatan topraklarının kurtuluşu için, geleceği için ne gerekirse yapılması gerekirdi. Ve bu amaçla Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin çağrısıyla Mayıs ayının sonunda Azerbaycan'a geldi. Gence'den ileri harekatına başlayarak 15 Eylül günü Bakü'yü kurtardı. Ve arkasından maalesef Mondros Ateşkes Anlaşması'nın imzalanmasıyla bu topraklardan ayrılmak zorunda kaldı. İçinde bulunduğumuz bu Kasım ayının başları
bu geri çekilmenin bu hazin ayrılığında 100. yıl dönümüne denk gelmekte. Bizler bugün aradan geçen 100 yıldan sonra şunu rahatlıkla görüyoruz ki Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'ın var olması için, bugünlere ulaşabilmesi için çok önemli bir etken oldu. Azerbaycan'ın bugünkü sınırları içinde bağımsız bir devlet olmanın yolunu kardeşi Azerbaycan ordusuyla birlikte açtı. Ve bu günleri bizlere armağan etti. Hiç şüphesiz ki bu hiç de kolay değildi. Kafkas İslam Ordusu Azerbaycan'a gelirken sadece o zaman Osmanlı Devleti'nin düşmanı olan devletlerle değil, aynı zamanda kendi müttefikleriyle bile uğraşmak, savaşmak zorunda kaldı. Türkler dışında hiç kimsenin istemediği bir ordu oldu. Çünkü amaç belliydi, Türklüğü bu topraklardan silmek. Bunun için Kafkas İslam Ordusu'nun tarihte hepimizin bildiğinden çok daha önemli bir yeri var. Ben Kafkas İslam Ordusu'nun kurulmasını sağlayan Enver Paşa'yı bu vesileyle bir kere daha rahmetle, minnetle anmak istiyorum. Bu ordunun değerli komutanı Nuri Paşa'yı, Nuri Paşa'nın yardımcısı bütün muzaffer komutanlarını burada şükranla yad etmek istiyorum. Ve bu ordunun hazırlanıp Azerbaycan'a gelmesini sağlayan o zamanki Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularını, Azerbaycan ordusunun komutanlarını da aynı şekilde şükranla, minnetle anmak istiyorum. Bugün Türkiye dışında en fazla şehitliğimizin, şehit mezarımızın olduğu ülke Azerbaycan. Azerbaycan topraklarında şu anda 1132 şehidimiz yatmakta. Ve bu 1132 şehidimizin defnedildiği 14 tane resmiyet kazanmış şehitliğimiz var. Bu şehitliklerimizin sayısı yakında 15'e çıkacak. 16.sı da hazır. Çünkü bize Türkiye Cumhuriyeti Bakü Büyükelçiliği'ne neredeyse her ay Azerbaycan'ın bir köşesinde burada Türk şehidi yatmakta, burada Türk askerlerinin mezarı var, ne olur gelin onlara da bakın, sahip çıkın diye talepler gelmekte. Elbette ki biz onların hepsine sahip çıkacağız. Hepsine hak ettikleri düzeni vermeye çalışacağız. Fakat bu şehitlerimizin bugünlere intikal etmesinde, bu mezarların bugüne intikal etmesinde çok daha başka unsurlar var. Tıpkı o dönemde Kafkas İslam Ordusu'na sahip çıkan Azerbaycan'ın Ahmet Cevat gibi, Hacı Zeynel Abidin Tagiyev gibi aydınlarının sahip çıkması gibi 70 yıllık Sovyetler Birliği döneminde de Azerbaycan halkı Türk şehitlerin mezarlarına sahip çıktı. Rejimin bütün baskılarına bakmayarak, ölümü de göze alarak Gence'nin, Şamahı'nın, Göyçay'ın, Kürdemir'in, Hacı Kabul'ün, Lenkeran'ın, Astara'nın, Salya'nın, Guba'nın ve nihayet Bakü'nün yiğit gençleri kahramancasına kendilerini feda etmek uğruna şehitlerimize sahip çıktılar ve bugünlere gelmemizi sağladılar. Bugün onlara da minnet borcumuzun, şükran borcumuzun hiç olmazsa bir kısmını ödeyebildiysek ne mutlu bize. 100. yıl 2018 senesi hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de pek çok kişinin hayalinin gerçek olduğu bir yıl oldu. Bu senede Kafkas İslam Ordusu'nu hakkıyla anabildik. Ve 15 Eylül 2018 tarihinde Türk askeri 100 yıl aradan sonra bir kere daha Azerbaycanlı kardeşiyle birlikte Bakü'de bir geçit töreni, muhteşem bir geçit töreni gerçekleştirdi. Bu törenin gerçekleşmesini sağlayan her iki ülkemizin cumhurbaşkanlarına da ben bu vesileyle şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizler bugün Kafkas İslam Ordusu'nun
Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kurucularının açtığı yolda bu üç renkli ay yıldızlı bayrağımızın ve ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde bu mavi gök kubbenin altında bağımsızlığımızın tadını çıkarıyoruz. Birlikte geleceğe, önümüzdeki ufuklara güvenle bakıyoruz. Bütün bunlar bize Kafkas İslam Ordusu'nun buraya gelmesinden kalan hatıralar. Bunları ebediyete kadar, sonsuza kadar koruyup saklamak, bizden sonra gelenlere anlatmak, aktarmak bizim en büyük görevimiz. Onun için ben diyorum ki, ey Türkiye Cumhuriyeti, ey Azerbaycan Cumhuriyeti, bu bayrağın her zaman yücelerde olsun, her daim en yükseklerde olsun ve yan yana özgürlük içinde, hürriyet içinde, yan yana birlikte ebediyete kadar dalgalansın. Yaşasın Türkiye-Azerbaycan kardeşliği. Sağ olun. Qonaqlar, hörmətli tamaşaçılar. Gecəmizin sonunda sözləri Əhməd Cavada, musiqisi Üzeyir Hacıbəyliyə aid olan və Türk dünyasında da böyük bir sevgi ilə qarşılanan Çırpınırdı Qara Dəniz əsəri səslənəcək. Bununla da Qafqaz İslam Ordusuna vəfa konsertimiz sona çatır. Amma iki qardaş dövlət olaraq vəfamız, birliyimiz, dostluğumuz, qardaşlığımız əbədidir. Hiç bitməyəcək. Eynən. Bizi izlədiyinizə görə təşəkkür edirik. Sağ olun, salamat qalın. Hoşça kalın. Türk'ün